Narsistler bu sırları saklamak için her şeyi yapabilirler. Karanlık bir kişiliğe sahip olan bu kişiler gerekirse hiçbir şeyden çekinmez ve önlerine çıkan her şeyi harabeye çevirirler. Narsistler kadın ya da erkek olabilirler ve her iki versiyonuyla da karşılaşmak istemeyeceğiniz kesindir. Çevresindekileri iltifatlar ve hediyelerle büyülemekte ustadırlar, ancak daha sonra aynı iplerle kaçışı olmayan bir ağ örerler. Narsistlerle iş hayatımızda olduğu kadar arkadaş ve akraba çevremizde de karşılaşırız. Onlarla karşılaşmak, zehirli pencerelerinden kurtulabilirsek, ömür boyu unutamayacağımız bir şeydir. Ancak narsistler de nihayetinde insandır ve ne pahasına olursa olsun dünyadan saklamak istedikleri zaafları vardır. Onlar hakkında birazdan bahsedeceğim 5 şeyi bilmeniz onları neredeyse öldürecektir. 1 numara. Onları harekete geçiren şey kıskançlık ve hasettir. Narsistler gençlik yıllarının bir noktasında geride bırakılmış, terk edilmişlerdir. Bu iddia tüm küçük kardeşler için de geçerli olsa da narsistler bu tür hakaretleri hafife almazlar. Bu karanlık kişiliklerin çoğunun özünde hala mücadele ettikleri bir travma vardır. Bu acımasız davranışlar için bir mazeret değildir, ancak motivasyonlarını açıklar. Hayatları boyunca onları yönlendiren şey diğer herkesi kıskanmaktır. Sürekli dezavantajlı olma ve takdir edilmeme hissi özlerinde derinlemesine işlemiştir. İnsanlara hayattaki en basit mutlulukları bile çok görürler. Narsistler başkaları için mutlu olmazlar. Aksine neşeli ve canlı insanlar ya da mutlu çiftler onlar için özel bir dikendir. Ancak bu onların kişisel mutluluklarıyla ilgili değildir. Sadece başkalarının mutluluğunu istemezler. Genel olarak narsistler kıskançlık ve haset duygularını otomatik olarak körükleyen ezici bir tanınma arzusuyla hareket ederler. Memnuniyet nedir bilmezler, sadece tatmin ve şımarıklık bilirler. İkincisi, kendi kırgınlıkları narsistik kişilikleri oldukları hale getiren travma onları ömür boyu rahatsız eder. Nadiren bir narsist kaygısız günler yaşar ya da hayattan keyif alır. Psikolojileri buna izin vermez. Bu kırılganlığı başkalarına zarar vererek ve onlara mümkün olan en büyük zararı vererek telafi ederler. Ne de olsa asgari düzeyde bir keyif bile başkalarının entrika ve manipülasyon ağlarını dolanmasını izlemekten elde edilebilir. Birisi onların mutsuz çocuklukları, travmatik gençlik dönemleri ya da derin yaralarının başka herhangi bir nedeni hakkında bir kalabalığın önünde yüzleştirecek olsa, narsistler muhtemelen utançtan yerin dibine gireceklerdir. Üçüncüsü, sizin gücünüzden korkarlar. Narsistlerden bahsederken her zaman onların rezil taktikleri ve zalimlikleri ve manipülatif davranışlarını öne çıkarırız. Ancak gözden kaçırdığımız şey, narsistlerin entrikaları ve güç oyunları için kolay kurbanları hedef almadıklarıdır. Bir kişi ne kadar güçlü, karakterli ve iyi kalpli olursa, narsist hayali hedef tahtasında o kadar çok puan toplar. Hikayelerindeki tutarsızlıkları ve çelişkileri keşfetmeye başladığımızda veya geçmişlerinden gözlerimizi açan insanlarla tanıştığımızda artık narsistler için kolay bir av değilizdir. Her şey olduğu gibi kabul etmeyen, eleştirel düşünürler her narsistin baş düşmanıdır. Kendilerini sorgulayan ve aldatmacalarına kanmayan insanlardan daha fazla korktukları bir şey yoktur. Bu tür kişilerle uğraşırken asla gücünüzü küçümsemeyin, en ufak bir şüphe bile dengeleri bozabilir. 4 numara. Özürleri ve iyi niyetleri değersizdir. Narsistlerle uğraşırken bu dersi genellikle çok yavaş ve ne yazık ki çoğu zaman zor yoldan öğreniriz. Çok ileri gittiklerinde ve kurbanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldıklarında tövbe etme zamanı gelmiştir. Değişeceklerine dair yemin ederler ve binlerce kez özür dilerler. Sizi etkilemek için aya veya dünyadaki tüm altınlara dair söz verirler. Bu hatayı yaparsanız sadece bir kez yapın. Bir narsistin bu tür yeminleri onlar için harcanan oksijene değmez. Vicdanları ve yanlış yaptıklarına dair kayda değer bir duyguları yoktur. 5 numara. Yakalanma korkuları her zaman mevcuttur. Bu sır muhtemelen narsistlerin saklamak zorunda oldukları en büyük sırdır.
Her ne kadar yalan hikayelerine yürekten inansalar da, işlerin içine oldukları gibi göründükleri kadar yetkin ve inandırıcı olmadıklarını çok iyi bilirler. Özünde onlar için her gün bir ipin üzerinde yürümek gibidir. Tesadüfi bir karşılaşma başlarını ciddi bir belaya sokmak için yeterlidir. Cevabı olmayan birçok soru olabilir. Onları anlatılarındaki tutarsızlıklarla yüzleştirmek, onları ince buzun üzerinde koymanın en hızlı yoludur. Bir yalan sonsuza kadar sürdürülemez. İnsan beyni buna izin vermez. Yine de temkinli olun. Bu sırları ifşa etmeye karar verirseniz iki kez düşünün. Narsistler yalan ağlarını ve özenle inşa ettikleri dış görünüşlerini her ne pahasına olursa olsun korurlar. Yenilgiyi kabul etmeden önce etrafındaki her şeyi ve herkesi yok etmeyi tercih ederler. Bir narsistin hayatı ancak kimse soru sormaya başlamadığı sürece kolaydır. İnsanlar örneğin eski tanıdıkları veya iş arkadaşları dış görünüşlerinin arkasına bakmaya başladıklarında son derece rahatsız olurlar. Bilgi sahibidirler ve genellikle bunu ifşa etmekten çekinmezler. Yine de bir narsistle uğraşmak zorundaysanız onları ifşa etmeden ve onlarla yüzleşmeden önce iki kez düşünün. Mesafenizi korumak daha güvenlidir. Bir narsist hiçbir şeyi ve hiç kimseyi affetmez. İskambil'den evlerini yıkarsanız sizi de yıkmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecektir.